obezite cerrahisine, tüp mide ameliyatına uygun muyum? Bunun mali boyutu nedir? Bunu anlamak için bir randevu aldım. Bugüne kadar bana yapılmış en iyi sunumlardan birini gördüm. Yani medikal, paramedikal veya benim kendi branşımda çok iyi bir sunumdu. Ersoy Bey'in ekibi bir grup var, bir takım var. İşte Medikana çatısı altında bu takım sizi bu kapıdan alıyor ve iş bitene kadar sizinle birlikte yürüyorlar. Ameliyattan önceki süreçte zaten obezdim. Yani 38.27 sanıyorum vücut kitle endeksi. Bunun yanında yandaş rahatsızlıklarım da vardı. Neydi? Hipertansiftim. Uyku apnem vardı. CPAP cihazı kullanıyorum. Sırt ve bel ağrıları artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Şekerim bir türlü düşmüyor. Tabii bu kadar kilonun yanında reflü de var. Hani birçok yandaş rahatsızlıkta devam ediyor. Kilo kötü bir şey. Gelinen bu noktada işte en son finalde pandemi süreci, evden çalışma süreci kilolara kilo kattı diyeyim. Ondan sonra benim için artık iyice geri dönülmez bir hal aldı. En son çok basit bir koliyi bantlayabilmem 2 gün sürdü. Sırt ve bel ağrılarımdan dolayı. O zaman aslında kendi iç dünyamda karar verdim bunu bir şekilde atlatabilmek için. Aile hekimim, aynı zamanda da dostum olan Doktor Tolga Güler'le danıştım. Pratikte bunun herhangi bir sakıncası olmayacağını söyledi. Bunun referansıyla Ersoy Bey üzerinde bir çalışma, araştırma yaptım. Google'lıyorsunuz işte ne varsa. Ben bu obezite cerrahisine, tüp mide ameliyatına uygun muyum? Bunun mali boyutu nedir? Bunu anlamak için randevu aldım. Hastaneye geldiğimde Belkıs Hanım karşıladı beni. Onunla bir görüşme yaptık. İşte tespitlerde bulundu. Kendisi de önceden bu tarz bir operasyonu geçirdiği için son derece tecrübeliydi. O zaten oldukça etkileyici oluyor. Daha sonra Ersoy Bey geldi. Ben profesyonel hayatımda birçok kez sunum yaptım. Ve nasıl yapıldığını iyi bilirim. Bugüne kadar bana yapılmış en iyi sunumlardan birini gördüm. Yani medikal, paramedikal veya benim kendi branşımda çok iyi bir sunumdu. Çizimlerle anlatılmış, gereksiz hiçbir bilgi olmayan, her şeyden önemlisi bütün riskleri anlatan. Yani, yani hiçbir şey yoktur, dünya çok güzeldir, pespembeden ziyade bak literatürde şu kadar yüzde bu kadar risk var, yüzde şu kadar risk var. Bunların muhtemel gerekçeleri bu. Biz bu riskleri kompanse edebilmek için şu tip tedbirler alıyoruz. Yine de eğer bu tarz riskler gerçekleşirse aldığımız tedbirlere rağmen, o zaman ki B, C planlarımız bunlar tarzında çok detaylı bir sunum aldım. O beni oldukça tatmin etti. Karar verdik, süreç başladı. Süreç bir paket halinde yürüyor. Yani bu Ersoy Bey'in ekibi bir grup var, bir takım var. İşte Medikana çatısı altında bu takım sizi bu kapıdan alıyor ve iş bitene kadar sizinle birlikte yürüyorlar. Paket halinde yani. Ben hiçbir aşamada neredeyse hiçbir şey merak etmem. Hemen hemen her şey önceden bana söylendi, anlatıldı. Şöyle olacak, böyle olacak. Şuraya gideceğiz, buradan gideceğiz. Nedeni bu. Psikiyatrist, endokrinolog, psikolog, diyetisyen. Bütün hekimlerle görüşüp, bütün kan tahlilleri, solunum fonksiyon testi hepsi olduktan sonra yatış gerçekleştirildi. Yatışın olduğu gün ameliyat oldu. Hani ameliyat günü dahil 5 gündür hastanedeyim. Yavaş yavaş kolaylaşıyor. En zor gün ameliyatı olduğunuz gün. Ertesi gün biraz daha kolaylaşıyor ve bu taburcu olacağınız güne geldiğinizde neredeyse hiç ameliyat olmamış gibisiniz. Benim gördüğüm iyileşmenin en iyi anahtarı yürümekti. Veya şöyle söyleyeyim, kurallara harfiyen uymaktı. Ne dedilerse çok sıkı takip edip yapmak. İyi dinlemek, iyi dinleyip, iyi anlayıp ne dedilerse birebir yapmak. Burada son derece rahattık, rahat ettik. Ev gibi adeta. Ondan sonra zaten bu şehirde, Bursa'da ikamet etmiyor olsanız bile, etmiyor olsaydım bile hiçbir sorun yaşamayacaktım.
gerek refakatçi için, gerek işte hasta için her türlü imkan yine o paketin içerisinde var. İşte siz hastaneye girdiğiniz andan çıktığınız ana kadar sizinle beraber sistem yürüyor. Neredeyse de hiçbir açığı yok sistemin, çünkü çok tecrübeliler. Yani herhalde 1000'in üzerinde bu işi burada yapmışlar. Bütün çıkabilecek aksaklıkları, her şeyi biliyorlar. Şimdi ameliyatımızı olduk. Öncelikle beklentim kilo vermek ve bu yandaş rahatsızlıklar konusunda rahatlamak, yol kat etmek, mesafe kat etmek. Yani hipertansiyonumun birkaç puan da olsa gerilemesi. Uyku apnesi konforsuz bir şey. Uyku apnesinin rahatlaması, belki eğer mümkün olursa CPAP cihazından kurtulmak. Sırt ve bel ağrılarımın iyileşmesi. Aslında iyi bir sporcuyum ben, kilo almadan önce. Yoğun spor yapan bir adamdım. Spora dönebilmek. Bu ameliyat ana tema değil. Yani bir mucize değil. Top yine bende. Midemi aldılar. Ama beynimi almadılar. Orası hala obez. Bir kere onu halletmem gerekiyor. Kurallara uymam gerekiyor. Bu ameliyattan yalnızca destek almam gerektiğini biliyorum. Esas topun bende olduğunu biliyorum. 46 yaşına kadar yedim, içtim. Günün sonunda da obez oldum ama artık 46 yaşından sonra ne kadar kaldıysa bilmiyorum. O dönemi daha dikkatli geçirmeyi planlıyorum.